Demek alkanların kimyo xosalarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, dastavval yonish reaksiyasidan boshlaymiz. Yonish reaksiyasi. Yonish reaksiyasi mesela metan yonganda mana shu reaksiya klassik reaksiya deyish mumkin. Juda ham ko'p nimalarda tushadi bu reaksiya. Juda ko'p ishlatamiz. Metan yonish tenglamasi juda ko'p masalalarda bor. Tenglashtirish uchun barobardan chap qo'lingizni kvadrat 4 ga bo'lganchu so'ng oldiga 2 qo'yamiz va kislorod 2 ta bo'ldi, 2 ta 4 ta bo'ldi, oldiga 2 qo'yamiz. Va tabiiy gazning yonish tenglamasi deyish mumkin. Oshxonadagi gaz tarkibida, demak, 90-96% gacha metan bor. 40% gacha keyingi vakillar etan, propandan iborat. Xolos bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Xohlagan bir uglevodorod yonganda karbonatangizda suv chiqadi. Nimaga shunda? Mexanizm shunda. Ayrim masalalarni ishlashda o'sha mexanizmni amal qilish kerak. Masalan, uglevodorod degandan keyin o'z nomi bilan uglerod va vodoroddan iborat bo'ladi va uglevodorodlarni uglerodda yonishidan karbonatangizda vodorod yonishida suv chiqadi har doim. Va uglerodni alohida yondirsangiz ham, masalan, uglerodni maksimum yonishi CO2 ga boradi, vodorodni maksimum yonishi suvga boradi. Shuning uchun ham nimaga uglevodorodlardan karbonatga suv chiqadi desa, uglerodni to'liq yonganda CO2 ga, vodorodni sostavidagi vodorod yonganda suvga aylanib ketadi. Va ana shu mexanizm bo'yicha ishlaydigan ayrim masalalar bor. Demak, metan yonish tenglamasini o'zi tenglashtirdik. Keling 10-chi vakilni dekanni yonish tenglamasini tenglashtiradigan bo'lsak, karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Reaksiya tenglashtirish uchun chap qo'limizda uglerod 10 ta bo'lgan uchun 10 qo'limizda 10 qo'ydik. Vodorod 22 ta bo'lgan uchun suvni oldik 11 qo'yamiz, 2 ko'payib 22 ta bo'ladi. Kislorodlar 2 karbon 20 tasi bunda 20 ga 11 31 ta kislorod bor. 31 ni 2 ga bo'linsa 15 yarim bo'ladi. Va koeffitsient sifatida yarimta risor ham qo'yilishi mumkin. Demak, alkanlar gamalay qatorini demak, dastlabki 10 ta qatori misolda aytadigan bo'lsak, dastlabki vakillardan ham karbonatangid, oxirgi demak, 10 taligidan ham karbonatangid suv chiqdi. Barcha vakillardan demak, karbonatangid suv chiqadi. Umuman olganda, alkandan keyin o'tiladigan keyingi sinflar hisoblangan uglevodorodlarga kiruvchi alkan ham, sikloalkan, alken, alkaden, alkin, aren hammasidan karbonatangid suv chiqadi. Va alkanlarning umumiy tenglamasi CnH2+2 umumiy formulaga javob berar edi. Alkanlarning dastlabki nomidan bilamiz. Va любой алкан yonganda karbonatangiddan suv chiqadi deyapmiz. Biz narsaga e'tibor berishimiz kerak. Buni reaksiyasini tenglashishi mana qilib oladi. Так. Uglerod N-ta. Nima uchun N-ta qo'ydik, qarang. Alkanlardagi deylik, uglerod nechta birda N bu 1 bo'lishi mumkin metan uchun, etan uchun 2 bo'lishi mumkin shunaqa. Shu N 1 yoki 2 nechiga tengligidan gamalar qatorini tuzib chiqqan edik. Demak, uglerod noma'lum hozircha bu qaysi alkanligini bilmaymiz. Lekin любой alkan uchun xohlagan bir alkanga mos keladi. Uglerod soni n ta. Va o'ng tarafda uglerodda birikma bitta u nima? Karbonatangidrid. Va uglerodni n ta qilish uchun karbonatni oldiga n qo'yishga majburmiz. N qo'ydik. Uglerod tenglashdi. Vodorodchi. Vodorod chap qo'limizda, barobardan bu yoqqa chap qo'limizda vodorod 2n+2 ta. Lekin men suvni oldiga 2n+2 qo'ymasligim kerak. Buni sababi agar 2n+2 qo'ysak, mana indeksdagi 2 bilan ko'payib 4n+4 bo'lib qoladi. Bu xato narsa. Shuning uchun biz esizda bo'lsa, masalan, chap qo'lingizda vodorod 4 ta bo'lganda, mana metanda chap qo'lingizda vodorod 4 ta bo'lganda nima uchun suv oldi 2 qo'ydik? Chunki mana bu vodorodni indeksidagi 2 bilan ko'payib 4 bo'ladi, o'shanda teng bo'ladi. Shunga o'xshab mana bu yoqdagi vodorodlarning umumiy soni ham 2 ga bo'linib suv oldiga qo'yiladi. 2n+2 2 ga bo'linganda n+1 ga deylik tushadi. Va o'ng tarafda endi kislorodlarni soni aniqlashimiz kerak. Demak, chap tarafdagi alkanni oldidagi mol 1 mol, 1 mol alkan uchun bu. Va kislorodlarni yig'indisi o'ng tarafda hal bo'lib bo'ldi, chunki mana buning tarkibida 2n ta kislorod bor. 2n ta buni n+1 mol suv ichida n+1 ta kislorod bo'ladi va bir xil ifodalar qo'shiladi matematikadan. 2n+n+1, demak 3n+1 gacha hisoblashadi. Endi o'ng qo'limizda kislorod nechta ekan? 3n+1. Chap qo'limizda ham 3n+1 qilishimiz kerak. Bu yoqda kislorod yo'q, faqat bu hisobni to'ldirish kerak. Lekin mana bu yoqqa qo'yadigan sonimiz o'ng tarafga qo'yadigan sonimizdan 2 marta kichkina bo'lishi kerak, chunki mana bu 2 ko'payib o'shanga teng bo'ladi. Demak, biz hozir 3n+1 ni 2 ga bo'lib turib, 1.5n+0.5 qo'yishga haqimiz bor ekan. Va tenglamani to'g'ri tuzilganligini tekshiramiz hozir. Misol uchun mana yuqorida umumiy yonish tenglamasi deydi buni alkanlarni. To'g'risiga kelib alkanlarning umumiy yonish tenglamasi deb yozib qo'yasiz. Misol tariqasida dekan bilan tekshiramiz, qarang. Dekanda n nimaga teng?
En önge teyin, en uygun sonu. En önge teyin. Bana bu formülü ne de yaptı? Dekanlı bana yon istekleri yazıp tekleştirilgen. Dedik bana bu dekan bölgende en nüme geteyin bulan, önge teyin bulan. Demek, biz ne de yapıyoruz? Karbatayın olduğu nüme koyuşumuz gerek. Ön koyuşumuz gerek. Demek dekan için en önge teyin mi? Demek biz de masalarımızda dekan olunu yaptı mı? Demek ön rakam en önünde buladı. Hakikaten dekanla yon istekleri sıkarayın. Karbatayın olduğu ön turuptu. Ve dekanda sunu olduğu yana oturuptu ön bir. Bizde en önge teyin bulsa sunu olduğu yana kıymetli mi? En plus bir. Yani ön plus bir leçim olmadı ön bir. Doğruluğun ispatlaydı. Kişiler olduğunu karayımız indi. Bir yarım köpeyken en. Bizim sorumuzda en önge teyin. Bir yarım kere ön. Ön beş bölgede. Ön beş plus yarım. Ön beş yarım bölgede. Doğruluğun ispatlaydı. Yok ki metan mı soldu? Metan da en nüme geteyin. Metan için en barobar bir ya. En bir geteyin bulsa metandaki sunu olduğu yana koş gerek bir plus bir. Ne çıkış gerek? İki koş gerek. Yok ki karbonat olduğu ya. Metan için en bir geteyimizde sevkin oldu bir duruş gerek. Yani biraz kersiye sıfatı bir koyulmaydı. Fakat bana bir oldu bir mol ekenliğini adaşmasını için ben koydum. Kim en barbar bir geteyim görse kişiler de oldu ekenliğine ne geteyim görse? Bir yarım kere bir. Bir yarım. Bir yarım kere yarım iki bölgede var. Hakikaten iki bölgede. İyi bir mol metanına tağlıklı. Ve bu tekrar top usulgenliğini ispatlaydı. Bu alkanların yonu isteğine bahsetti. Karbonatayın su hosu bölgede. Ve uglerotudan karbonatayın vadabrosundan kişiler de hosu bölgede. Şimdi İkinci kimyo hossası. Metan parçalanışının iki kılması var. Mesela metan 1000 gradus temperaturada parçalansa eğer uglerod ile vodorod ile parçalanır. Eğer metan üçüncü kimyo hossası değişmiyor ki metanın parçalanışı termik parçalanışı 1.5000 gradusda parçalanırken böylese acetilen ile delik vodorod ile parçalanır. Acetilen alkin, alkinlerinin dastlabki vakili ve acetilen katorı gamologları değişmiş ki teynaştırış için ön kolumuzda karayın. Bana buraya sentenizde vadorot oldu iki koygende. Bana bu ucağı değilse acetilen duglerot ne işte? İki de. Bu yolda ne işte? Metanda bir de. Teynaştırış oldu ya iki koyamız. Bu iki duglerot iki takıldı. Leki vadorot ne işte? Koyduk iki kere turdu. Koşmayız köpeği. Sakkısta böldü. Sakkısta böldü ve bu niye tek olmayan için duglerot iki takılış için bu niye iki koyduk ki? Demek bana bu cüvedeki vadorot neşte 2 de 7 yaptı oldu işte 8 buluşmuş. Demek oldu ki 3 koyarken biz vadorot gaz modda bu gülot kattık asitlenen gaz modda soplandı. Ve organik kimyonun özgü hosluk içimde ki bana anorganik kimyoda malum bir modlarını parçalanış kan gradus tanlaydı. Metan 1000 gradusda bana bu gülot vadorot ki 1.5 gradusda asitlenen vadorot ki. Çünkü organik kimyoda şaroyutki boğuluk temperaturalar özgarışı bulan mahsulotlarda özgarışı buluşmak için katalizatorla özgartırışam. Dedik mahsulü özgürlükler olup geliş mümkün. Çünkü organik, organik sintez reaksiyeler hücudan dozik şaroyutunu yakarak farklı mahsulüler çıkartışı mümkün. Ve kimyo hossalarının törtüncüsü dedik. Kimyo hossalarının törtüncüsü metanın kızdırılgan su buğublar reaksiyası. Ve bu reaksiye neticesi de is gazı bulan vadorot hossu buladı. O vodorodlarımız çap kolumuzda, öz uglerod ve kislerodlar biteden ön kolumuzda. Vodorodlarımız çap kolumuzda, tör 2 oldu da vodorod oldu ya, 3 koyuşumuz gerek. Ve bu reaksiye 800-900 gradus Celsius'da nikel, yok ki magni oksit, alümini oksit katalizatörlerden bir iştirak ile amalga oşadı. Aynen şu şaroyutlar. Ve organikada siz reaksiyonlarını şaroyutları bulan yoldaşınız gerek. Çünkü bazı masallarda şu şaroyutu bulan soruydu. Bana şu gradusta kızdırılgen de masala şartı verilgen de şu an işleş şu. Şu masana yok ki bana DTM sağlarda görüyoruz. Metan 1000 gradusta kızdırılgen de dedi. Şu bette bana bu reaksiyonu gibi vermeydi. Yani bu çözden bir iş gerek. 1000 gradusta kanak reaksiyonu boradı. 1.5 gradusta kanak reaksiyonu boradı. Demek bu alkanların 4 kimya hostası bölündü. Bak olduğunda yana ürün oluş reaksiyası. Bundan tashqari nitrolash, sulfolash kabi reaksiyalar ham bor. Demak, bularni yozib olamiz va keyin doskani o'chirib davom etamiz desak ham bo'ladi yoki mana bu o'ng tarafda yozsak ham bo'ladi. Keling, mana bu joyda tahlil qilaylik. Mana o'rin olish reaksiyasini tahlil qilamiz. Va bu kimyo hosasi nechisi bo'ladi? 5-inchisi bo'ladi. 5-inchisi o'rin olish. O'rin olish reaksiyasi. Ve bu reaksiyada metanın xlorlanışını görüp ötüşümüz mümkün.
Metamin xlorlanishi Semyonov Rusol Semyonov tomonidan aniqlangan zanjir reaksiyasi ham deyiladi. Zanjir reaksiyasi bo'lishiga sabab birinchi reaksiyadan chiqqan mahsulot ikkinchi reaksiyani ikkinchidan chiqqan uchinchisini, uchinchisi to'rtinchisini boshlab beraveradi. Va bilasiz, metanda uglerod 4 ta va bilasiz, alkanlar 1-2 reaksiyasiga kirishmaydi, chunki to'yingan uglevodorodlar ochiq zanjirli to'yingan. Faqat o'rinolish, o'rinolish degani bitta vodorodning o'rniga bitta galogen kiradi. Va bu yorug'lik ishtirokida boradi va metanni bitta vodorod o'rniga bitta galogen va bundan chiqqan vodorod bilan bitta galogen deylik, vodorod galogen degani. Reaksiya mexanizmi bunday. Demak, xlor molekulasi xlor bog'iga ega, bitta kovalent bog' orqali bog'langan. Yorug'lik ta'sirida mana shu bog'da uzilish sodir bo'ladi va xlor molekulasi alohida xlor radikallarga aylanadi. İkkita xlor radikalga aylanadi. Radikalning faolligi bilan juda ham baland va radikallardan hosil bo'lgan xlor radikallardan biri borib uglerod vodorod bog'iga hujum qiladi va mana shu bog'ni uzib yuboradi. Senga bog' bo'lgani bilan, demak, juda kuchli ta'sirdan bu bog' uziladi-da va bu radikalga aylanib qoladi. Qaysi radikal? Metil. Va unga qo'shilmoqchi bo'lgan keyingi radikal nima? Xlor radikali. Va ikkita to'q elektronga ega zarrachalar, va to'q elektronlarni juftlashtiradi va bu joydan metil xlorid paydo bo'ladi. Reaksiyaning mexanizmi, demak, aytishim mumkin, boshlab beradi. Xlor molekulalarining xlor atomlarga parchalanishi va radikalga aylanishi, xlor radikallarining metandagi uglerod vodorod bog'iga hujum qilishi va uglerod vodorod bog'ining buzilishi, natijada reaksiyadan bundan ajralib chiqqan vodorod atomi ikkinchi bir xlor atomi bilan birlashadi. Mana bu yerdan chiqqan vodorod kelib ikkinchi bir xlor bilan birlashadi va reaksiyadan H xlor hosil bo'ladi. H xlor, demak, o'sha xlor 2 molekulasidagi bitta xlor H xlor vodorod bilan xlor birlashib H xlor va bitta xlor atomi vodorod uzilgan qo'lga kelib birikadi. Va metil xlorid paydo bo'ladi. Shu mexanizm keyingilardan davom etaveradi. Birinchi etapda mana shunaqa bo'ldi. Metan xlorlanishdan olindi metil xlorid. Metil CH3, keyin xlorid. Xloriddan qoldi deb qaralmoqda. Keyin ikkinchi reaksiyada metil xloridga xlor ta'sir ettiriladi yana. Va yana o'sha mexanizm uglerod vodorod orasidagi bog'larning biri uziladi va vodorod endi bitta kamayadi, xlor bitta ortadi. Va reaksiyalarni yodlashning oson yo'li vodorodni har gal bitta kamaytirib, xlorni bitta ortirib boraverasiz. Masalan, CH3 xlor. Metil xloridga xlor ta'sir ettirilganda xlorlarning biri vodorod yo'liga kiradi va chiqqan vodorod bitta xlor bilan H xlor bo'ladi. Va xlor endi ikkita bo'ladi. Avval bittasi bo'ladi. Buni nomi metilen xlorid. Sababi CH2 guruhi metilen guruhi hisoblanadi, chunki buni metilen xlorid deb aytishim kerak. Uchinchi etapda hosil bo'lgan metilen xlorid yana xlor bilan ta'sirlashadi-da. Endi yana bitta vodorodni o'rniga kiradi xlor. Va bitta vodorod, bitta xlor bir xil H xlor chiqadi. Va bunisi xloroform. Xloroform. Yoki trixlor metan degan nom bilan ham atash mumkin. 3 ta xlor bor metan degan. Ya'ni metandagi 3 ta vodorod o'rniga xlor kirgan hosil. Xuddi ratsional nomenklaturada ham metandagi vodorodlar o'rniga radikal kirishidan hosil bo'lgan mahsulot deb qaralar edi. O'sha ratsional nom bo'yicha nomlanadigan organik moddalar. Endi xloroform oxirgi reaksiyani boshlab beradi. CH xlor 3 plus xlor 2. Bu reaksiyadan endi oxirgi vodorod ham xlor bilan bitta xlor bilan H xlor bo'ladi. To'liq tetraxlor metan yoki uglerod tetraxlorid degan nomlar bilan ataladi. Va metandagi barcha vodorodlar to'liq xlorga o'rin almashindi. Endi xlor ta'sir eta olmaydi, chunki shunaqa xlor tur. Endi xlor ta'sir eta olmaydi. Va natijada umumiy qilib yozadigan bo'lsak, reaksiya kirishuvchi dastlabki modda nima? Metan. Unga ta'sir etgan to'rtala reaksiyada umumiy qilib aytadigan bo'lsak, metan dastlabki modda metan, ularga ta'sir qilgan moddalar nima? Xlor. Oxirida chiqqan mahsulot nima? Sexlor 4. Bir mol sexlor 4 va har bitta bosqichdan nechtadan H xlor chiqib kelyapti? Bittadan. Va umumiy sxemasida yozish mumkinki, birinchi bosqichdan, ikkinchi, to'rtinchi bosqichdan chiqqan H xlorlarni qo'shib to'rt mol H xlor, jami necha mol xlor ketdi qarang. Har bitta bosqich uchun bir moldan xlor ketgan bo'lsa, jami necha mol xlor ketadi? 4 mol xlor. 4 mol xlorda 8 mol xlor atomi bor. 8 mol xlor atomining 4 mol xlor atomi uglerod tetraxloridni tarkibiga o'tdi.
4 mol xlor, 4 mol xash bilan bitan ajralgan. 4 mol xash xlor bo'ldi. Bu endi bosqich-bosqich borishi, reaksiya o'zi buni umumiy sxema deylik. Reaksiya o'zi bosqich-bosqich boradi. Hech qachon birdaniga darrov sen xlor to'rga o'tib ketmaydi. Vodorodlar galogenlarga, xlorga navbatma-navbat almashadi. Bu reaksiya zanjir reaksiyasi deyiladi. Nimaga zanjir deyiladi? Bilasiz, zanjirni ham bitta halqasi ikkinchi halqasini ushlaydi, ikkinchisi uchinchisini ushlaydi. Bir-birini ushlab ketaveradi. Shunga o'xshab bu ham birinchi reaksiyadan chiqqan mahsulot. Metil xlorid asosiy mahsulot. İkinci reaksiyani boshlab beryapti-da. Metilen xloridga, metilen xlorid keyin xloroformga va xloroform tetraxloridga tanga. Nazariy jihatdan olinadigan bo'lsa, agar birinchi reaksiyadan chiqadigan metil xlorid ikkinchi reaksiyaga to'liq sarflansa va u ikkinchi moddani hosil qilsa va bu uchinchi reaksiyaga to'liq sarflansa, uchinchidan chiqqani to'rtinchiga to'liq sarflansa, oxirida faqat tetraxlor metan va 4 mol H2O bo'lish kerak. Umumiy sxemada oxirida qoladigan moddalar yoziladi. Lekin bu nazariy hisob-kitob bo'yicha, lekin amaliyotda baribir ham reaksiyani hamma etaplarda uni 100% bo'lmaydi. Shuning uchun ham 100% bo'lmaydi degani, birinchi reaksiyadan chiqqan metil xloridning qanchasidir metil xloridligicha qoladi. Ikkinchi reaksiyaga o'tmaydi. Ikkinchi holatga o'tmaydi. Shuning uchun reaksion aralashmada, reaksion idishda metil xloriddan ham, metilen xloriddan ham, xloroformdan ham, tetraxlormetandan ham bo'ladi. Hozir